Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Necati Şaşmaz katıldığı bir televizyon programında "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için. 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak," dedi. Dizinin Kaos ismiyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Kast ekibi için çalışmalar başladı ve Ocak ayında çekimler için resmi adımlar atılacak. Dizinin kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan bazı isimlerin dahil olması bekleniyor. Ozan Akbaba bu isimlerin başında yer alıyor. Yine aynı şekilde geçtiğimiz sene ismi Kurtlar Vadisi Kaos ile anılan Kenan İmirzalıoğlu da şu anda gündemde bulunuyor. İstediği, arzuladığı ve içine sinen bir projeyi beklediği bilinen Kenan İmirzalıoğlu'nun Polat Alemdar'a düşman olacak bir karakteri oynayabileceği konuşuluyor. Dizide gizli bir istihbarat kurumuna hizmet edecek olan Polat Alemdar'ın devlet için vereceği mücadelelere tanık olacağız. Kurtlar Vadisi'nin güncel meselelere, terör örgütüne dek birçok konuya belirli sınırlar çizerek değinmesi bekleniyor. Yapımcı ve senaristlerin mevcut siyasi konjonktürde neler yapacakları en merak edilen konulardan biri. Öte yandan dizinin dijitalde yayınlanması bekleniyor. Çünkü Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda dizi için dijital platformlarla görüştüğünü açıklamıştı. Açık kanalda yayınlanması biraz düşük ihtimal gibi gündemde duruyor. Yani arkadaşlar, Kurtlar Vadisi'nin yeni serisi Netflix, Disney Plus ya da Exxen'de izleyiciyle buluşacak.